Kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Emeklilerin en önemlisi aldıkları maaşın yükselmesini sağlamaktan çok uzak olan birçok sorunu vardır. Yıllardır bu sorunları kamuoyuna paylaştık, çözümün taleplerini ileterek muhatap aradık, ayırlanlar yaptık, imza kampanyaları düzenledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, başkanlığına, ilgili bakanlıklara, siyasi partilere taleplerimizi içeren dosyalar ilettik. Her seferinde görüştüğümüz yetkililer aklımızı kabul edip dosyaları aldılar ve çözüm sözü verdiler. Ne yazık ki bu sözler havada kaldı. Bırakın mevcut sorunların çözümünü, üstüne yerin sorunları eklendi. Sizin anlayacağınız, bugüne kadar sorunlarımızı çözümü için muhatap bulamadık. Çünkü ülkeyi yönetenler, sıra yıllarını bu ülkede vermiş emeklerin sorunları çözmeye gelince görmedim, duymadım, bilmiyorum taktiğiyle üç maymun oynuyorlar. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 3.381 TL, açlık sınırı 1.071 TL. Başka bir değişiklikle yoksulluk sınırı ortalama emekli maaşının 3 katı, açlık sınırı ise ortalama aylığına denk. Ancak maaşların yetersizliği hükümetin önüne her geldiğinde hükümeti kaynak yokluğunu bahanesine sığınıyor. Oysa gerçek bu değil. Çünkü kaynak yok diyerek emekleri sefalete sürükleyen hükümet çıkardığı teşvik paketiyle sermaye kaynak aktarmaya devam ediyor. Değerli basın emekçileri, bütün bu sorunları anayasasında sosyal devlet ilkesi bulunan Türkiye'de yaşıyoruz. Bu nedenle emekliler, hükümetin otoriter yönetim anlayışına, baskıcı ve antidemokratik uygulamalarına karşı, sahte intibak yasası aldatmasına karşı, insanca yaşam, insana yarışır bir ücret için, örgütlenme önündeki engellere karşı, sağlıktaki soyguna karşı, eğitimin paralı hale getirilmesine karşı, eğitimi yozlaştıracak olan 4+4+4 yasasına karşı, emperyalistlerin Suriye bölge üzerine sömürü paylaşım planlarına karşı, hükümetin temel tüketim mallarına yaptığı zamlara karşı, başta HES yatırımları, çevre felaketleri yol açacak, yatırımlara karşı ayrıntı savunmak, banka promosyonları için, hakları için, her gün can alan iş cinayetlerine karşı, karanlığa karşı aydınlık bir ülke için, çocuklarına, torunlarına onurlu bir gelecek bırakmak için yürüyorlar. Savaşa değil, emekçiye bütçe! Savaşa değil, emekçiye bütçe! Savaşa değil, emekçiye bütçe! Barış için, demokrasi için, insan hakları için, emeklilerin temsilcisi sendika olarak yarın saat 10'da Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda toplanarak, buradan Sakarya Caddesi'ne yürüyeceğiz ve basın açıklamasından sonra oturma eylemi yaparak emek kürsüsünü kuracağız. Başta emekliler, tüm halkımız demokratik kamu eylemlerine destek vermeye çağırıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın emekliler. Basın ve kamuoyuna duyurulur. Yaşasın!